Muharrem ayı içerisinde 12 gün boyunca tutulan matem orucunu sona ermesiyle birlikte Erzincan Cemevi'nde il protokolü ve vatandaşların katılımıyla aşure programı düzenlendi. Programda yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik vurguları dile getirildi. Düzenlenen programa Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, Erzincan Eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Geyik, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Erzincan Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Mehmet Demir, Hacı Bektaşvili Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı ve Cemevi Dedesi Sadık Düzgün, Erzincan Cemevleri dedeleri, yerel basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Cemevi yemekhanesinde tahıl, meyve, kuru meyve ve kuru yemişlerden oluşan 12 yemişin bir araya getirilerek kaynatıldığı aşureler büyük kazanlarda itinayla pişirildi. Ardından vatandaşlara ikram edildi. Erzincan Cemevi bahçesinde gerçekleştirilen ikramda vatandaşlar sıraya girerek lokmalarını dualarla aldı. Alabilirsiniz. Ardından il protokolü için ayrılan mekanda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Muharrem ayında tutulan oruçların ve yapılan duaların kabul olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Hacı Bektaşvili Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı ve Cemevi'de de Sadık Düzgün şu ifadelere yer verdi. Bugünlerde Allah rızasına oruçlar tutmuşlar. Biz de Muharrem ayında 12 gün oruç tutuyoruz. Her şeyden önce orucumuzu biz Allah rızası için tutuyoruz. Ama orucumuzun da 3 ana sebebi var. Birincisi, Allah rızasına için tüm peygamberler de oruç tuttular için Allah rızasına biz onun için oruç tutuyoruz. İkincisi, Kerbala'da bir kıyam olmuştur, bir matem olmuştur. Oradaki matemin hürmetine oruç tutmaktayız. Üçüncü sebebi de İmam Zeynel Abidin, peygamberin torunu, bu Kerbala olayından sağ kurtulmuştur. Ve Seyitler soyu İmam Zeynel'den bugüne devam etmiştir. Onun bir buruk bir sevincini yaşamaktayız. O sevinç içinde oruçlarımızı tuttuk. Aşurelerimizi bugün olduğu gibi kaynadı. O aşuredeki bütün oradaki meyveler o aşureye tat vermek için bir yarış içindeler. Kazanın içinde pişerken hepsi diyor ki ben nasıl kendi tadımı verebilirim? İşte biz insanlar da bu Türkiye'mizin daha güzel olması, daha güzel yarınlarda yaşamamız için bu aşuredeki çorbalar gibi biz de birbirimize hepimiz katkı sunmak zorundayız. Cemevi dedesi Sadık Düzgün konuşmasının ardından aşure duası yaptı. Nimet-i celülullah, bereketi halülullah, şefaatı ya Resulullah. Aşurelerimiz artsın, eksilmesin. Tassın, dökülmesin, yüce Allah bereketini versin. Allah'ım. Kazanıp getirenlerin, pişirenlerin, sofra hizmetinde bulunanların yüce Allah dilden dileklerini, gönülden muratlarını versin. Yapılan dua ardından konuşan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman şu ifadelere yer verdi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman söylüyorum, bugün de söylemek istiyorum gerçekten. Dostluğun, kardeşliğin, hoşgörünün şehri Erzincan'da hep birlikte olmaktan ben de çok mutluyum, mutluluk duyuyoruz. Bugün Muharrem oruçlarımızı tuttuk. Allah hepimizin orucunu kabul eylesin. Hakikaten Kerbela olayı içimizdeki yara. Hazreti Hüseyin'in şehit edilişini hiç unutmadık, unutmayacağız da. Unutmamak için de bütün bu toplantıları yapıyorsunuz. Ve de anıyoruz. İnşallah böyle bir olay daha hiç olmaz diyoruz. Ülkemizde de başka yerde de dünyada da olmasın istiyoruz. Onun için de hep birlikte bu matemle birlikte Muharrem ayında tuttuğumuz oruçların semeresini alıyoruz. Elbette ülkemizde de barış istiyoruz. Erzincan'ımızda da barış istiyoruz.
Burada da barış istiyoruz. Bu birlik ve beraberlikte katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ardından konuşan Erzincan Valisi Mehmet Makas şu ifadelere yer verdi. Anadolu'ya maya olmuş bir şehir. Söylemden öte her zaman eyleme dökülmüş ve birlik beraberliği vücuda getirmiş bir şehir. O konuşmalarda biraz önce başkanımız Sadık abimiz, dedemiz de bahsetti. Aşure ile ilgili bir tespiti yaptılar. Her zaman yapılıyor. Benzeri bir tespit. Hakikaten Aşure'yi oluşturan içindeki ürünler birbirine zarar vermeden totale, toplama bir tat veriyor. Gayemiz bu aslında Aşure gününde. Farklılıklarımızı dile getirmek, bunu zenginlik olarak görmek, bu zenginlikle beraber de hemhal olup böyle çelikten bir bilek olabilmek, iri olabilmek, diri olabilmek ve bir olabilmeyi temsil ediyor aslında Aşure. Ama Aşure'ye varana kadar bir matem günlerimiz oldu. Ne o matem? Kerbela'da toprağa düşen Hazreti Hüseyin Efendimiz, Seyyidimiz niçin düştü? Efendimizin dini, Allah'ın kitabı, Kur'an yükselsin diye düştü. Adalet için toprağa düştü. Haksızlığa karşı durduğu için toprağa düştü. Dolayısıyla büyüklerimizin dediği üzere tarih tekerrürden değil, tarih hatadan ibarettir diyor. Hataya düşmemek adına tarihten ders çıkartacağız. O ders ne? Birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız. Farklılıklarımızla aynı Aşure'de olduğu gibi birbirimize saygı duyacağız. Birbirimizi yaşatmak adına bir hayat süreceğiz. Ardından il protokolü için Cemevi görevlileri tarafından Aşure ikramları yapıldı. Aşure dağıtımı gün boyu devam etti. Kız gel buraya. Teknoloji transfer ofisine başlık içindeki şirket kurumlar. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, görev süresinin dolmasının ardından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile aynı göreve yeniden atandı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Profesör Doktor Akın Levent mazbatasını aldı. Yükseköğretim Kurulu merkezinde gerçekleşen törende Rektör Levent mazbatasını YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'dan aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Levent şu ifadelere yer verdi. Bu görevi bana tevdi eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere YÖK Başkanımız Profesör Doktor Erol Özvar'a ve beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Bundan sonraki amacımız bugüne kadar her alanda yükselişe geçirdiğimiz Erzincan Binali Yıldırım Üniversitemizi daha da yükseklere çıkararak Erzincan'ımıza ve ülkemize azami katkı sağlamaktır. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vakfı tarafından 13 Şubat Caddesi üzerinde projelendirilen Yaşam Merkezi inşaat sahasında ilk beton atıldı. Yaşam Merkezi'nin temel kazı çalışmalarının son bulmasının ardından atılacak olan temel öncesi ilk betonlama işlemi gerçekleştirildi. Sürdürülen inşaat çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Valisi Mehmet Makas kolaylıklar diledi. Erzincan Yaşam Merkezi, vakıfların kendi kendine yetebilen ve sürdürülebilir hale gelmesi orijininden yola çıkarak projelendirildi. Erzincan'ın en prestijli mekanlarından biri olacak olan Yaşam Merkezi yaklaşık 20 bin metrekarelik bir hacme sahip olacak. Yatırım gerçekleştiğinde 8-10 milyon lira civarında sürekli devam eden bir kaynak oluşmuş olacak. Refahiye'nin Murat Çayırı köyünde bir vatandaşın evi, odunluğu ve ahırında sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.
Öğleden sonra saat 14 sularında meydana gelen yangın ihbarının ardından olay yerine gelen Refahiye Belediyesi itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Refahiye Belediyesi tarafından yangın yerine ilk olarak 1 adet 5 ton su kapasiteli itfaiye, 4 ton su kapasiteli 1 su arasözü, 4 ton su kapasiteli 1 adet vidanjör, 1 iş makinesi ve 1 kamyon takviyesi yapıldı. Ardından Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından da 4 ton su kapasiteli 1 itfaiye aracı sevk edildi. Yoğun, alev ve duman altında kalan yerde ekipler tüm personelleriyle birlikte seferber oldu. Yangın, çevre evlere sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı. Ardından soğutma işlemi yapıldı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirdi. Ancak ev, odunluk ve ahırdaki yangın büyük bir maddi hasara sebep oldu. Erzincan'da son günlerde sık sık yangın ihbarları yapılıyor. Son olarak Erzincan merkeze bağlı Soğukoluk köyünde bir evde gece saatlerinde bir yangın meydana geldi. Yangının meydana geldiği evde maddi hasar oluştu. Ev kullanılamaz hale gelirken mağduriyet yaşayan ev sahibi yetkililerden evlerinin yapılması için yardım talebinde bulundu. Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla 8-9 Ağustos tarihlerinde Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince Erzincan il genelinde genel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında toplam 13.683 lira idari para cezası kesildi. Uygulamada 487 şahsın GBT, KİHB'i, UYAP sorgulaması, 276 aracın denetim kontrolü yapıldı. Neticede 6 araç sürücüsüne muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarmaktan 2.562 lira, 1 araç sürücüsüne geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanmaktan 739 lira, 1 araç sürücüsüne sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak ve kullandırmaktan 7.348 lira, 3 araç sürücüsüne zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 588 lira, 1 araç sürücüsüne çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmaktan 427 lira, 1 araç sürücüsüne hususi otomobili 0.50 promilin üzerinde alkol olarak kullanmak, hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0.20 promil üzerinde alkol olarak kullanmaktan 1823 lira, 1 araç sürücüsüne motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmama ve kullanmamaktan 196 lira idari para cezası gerçekleştirilirken, bir şahısa trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem gerçekleştirildi. Keşkeleri neler? Başarılı olduysalar. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursu verilen okullardan olan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi ve TOB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Bu yıl ilk mezunlarını veren 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret eden Gün, 11. ve 12. sınıf öğrencilere yönelik olarak açılan kursları gezerek öğrencilerle sohbet etti. YKS başarı sıralamalarının çok iyi olduğunu ve okuldan mezun olan öğrencilerin hemen hepsinin iyi birer bölüme yerleşebileceğini ifade etti. Son sınıf öğrencilerine düşenin ise çıtayı daha da yükseltmek olduğunu belirtti. İmam Hatipli olmanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, toplumda İmam Hatipli öğrencilere karşı ciddi bir hüsnü zan olduğunu söyleyerek öğrencilere düşenin ise bu zanla boşa çıkarmamak olduğunu belirtti. Ayrıca okulun pansiyonun açılması ile ilgili ciddi çalışmaların yapıldığını ve bu işi neticelendirmek için Milli Eğitim Bakanlığı ile irtibat halinde olduklarını ifade eden Gün, YKS'deki başarısından dolayı yönetici ve öğretmenlere teşekkür etti. Çok önemli, tamam mı? Bu yıl Türkçeden biraz sevdi. Türkçeden zor oluyor. Dersiniz Türkçe, zor olan bir şey yok. Gençler. Kitap okuyorsanız. Okuyor muyuz? Hocam her birinde elinde mutlaka bir kitap olsun. Hocam kitap okumak bir özellikle söylüyoruz. Anladığı bilmediği kelimeleri öğrendikten sonra kitap çok önemli. Bu da çok önemli. O çok biz önemli. Biz bunu takibi de yapmaya çalışıyoruz ama bu... Az önce söyledim, bir yine bunlarda yani öğrencide bitiyor bazı şeyler. Evet. Öze inme, hedefe varmak için en detaylı çalışma yine size kalıyor. Bakın hocam diyor ki... Dostlar şu an Gümüşşarlak köyündeyiz. Merhaba Düzgün Bey.
Merhabalar. Erzincan'da son zamanlarda önemli bir ivme kazanan organik tavuk yetiştiriciliği bir yatırım alternatifi olmaya devam ediyor. Gümüştarla köyünde organik tavuk yetiştiriciliği yapan Düzgün Ürün, tavuk yetiştiriciliğinin püf noktalarını anlatarak yatırımını bu üretim şeklinde tercih yapan yetiştiricilere tavsiyede bulundu. Gümüştarla köyünde organik tavuk yetiştiriciliği yapan Düzgün Ürün, özellikle organik ve gezen tavuk yetiştiriciliğin püf noktalarını anlattı. Ürün, haber muhabirimizin sorduğu sorulara şu yanıtları verdi. Sabah bunu bırakıyorsun bunları. Yem kullanıyor musunuz? Yani yem işte şey veriyoruz, buğday veriyoruz. Böyle ne bileyim işte sebze artıkları, yemek artıkları falan veriyoruz. Yani tabi şeyler veriyoruz tabii. Evet. Yani hiç kimyasal hiçbir şey vermiyoruz. Çiftimiz Gümüşharlı köyünde. İstediğiniz zaman buradan yumurta da alabilirsiniz. Kaç tane tavuğunuz var Düzgün Bey? Yani şu anda civcivlerle beraber 140-150 tane falan var. Evet. 10 tane peki, de horozum var. Peki bundan bakımınız oluyor mu? Yok, mesela çok da değil. Bakımı şöyle, sadece haftalık bir kere şey yapıyorum. Kümeslerini temizliyoruz. Başka hiçbir... Kümeslerini temizliyoruz. İşte kireçleme yapıyoruz. Ne bileyim işte oradaki bu pis hava ya da atmosferi öldürmek için. Yoksa başka bir sıkıntısı yok. Bir de sabahları işte yemlerini veriyoruz, sularını veriyoruz, o kadar. Peki bir şey daha soracağım. Bundan böyle hastalık veya bu tarz durumlarda ne yapıyorsunuz? Tavuklarınız. Vallahi yani böyle bir salgın falan oluyor mu hiç? Konuşuyorum bana şey, yani ilaçtan ziyade ben sarımsak, soğan, sirke, bu tür şeyleri veriyorum kendisine. Kendilerine ya da. Nasıl veriyorsun bunu? Mesela soğan nasıl veriyorsun? Onları ufak ufak doğruyor. Özellikle sarımsağı da şey yapıyorum. Eziyorum böyle. 1-2 gün suda. Yemliklerine mi koyuyorsunuz? Sarımsağı eziyorum. Suları içinde 1-2 gün suda bekletiyorum. Daha sonra bunların içme sularına katıyorum. Bununla beraber işte öyle şey. Yani bir çeşit nedir diyelim. Antibiyotik gibi. Erzincan 20.36, Erzurum 15.33, Sivas 15.32. Gümüşhane 17.32, Bayburt 14.31, Giresun 25.28. Elazığ 22.40, Tunceli 22.39, Bingöl 21.38. Malatya 22.39, Yozgat 16.30, Amasya 19.34. Kars 14.31, Van 16.32, Ağrı 16.35. Dolar 17.96, Euro 18.26, 22 ayar altın 983 lira, tam altın 6.944 lira, yarım altın 3.472 lira, çeyrek altın ise 1.736 liradan işlem görüyor.